Ne? Hadi sık cümlelerini beynime beynim. Siz kadınlar. Böylesiniz işte. Gözleriniz kısa menzilli silah. Gözyaşlarınız birer mermi. Diliniz uzun namlulu. Birazcık canınız acıyınca hemen tarayın erkekleri. Ha, söyle söyle. Ne söyleyeceksin? Senden son bir şey isteyeceğim. Yolun sonuna geldiğini anladın sen nihayet. Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Ama önce ben senden bir şey isteyeceğim. Sen onu yaparsan, ben de senin istediğini yaparım. Ne istiyorsun? Bir soruya cevap istiyorum. Ama yalansız. Sor. Bak, diyelim ki daha çocuksun ve babanın gırtlağını kesiyorsun. Sübyan koğuşuna düşüyorsun. Köpek gibi pişmansın. Ama artık ne baban geri gelebilir, ne de cezan ertelenebilir. Geceleri uyumak için ne söylerdin kendine? Kadir'in yetimhanede bana söylediği şeyi söylerdim. Geçecek Zeyno. Geçecek. Ama üzülme, olur mu? Çünkü üzülürsen geçtiğini anlamazsın. Peki söyle, ne istiyorsun? Kadir ve annene söyleyeceklerim var. Onları söylemek istiyorum. Alo Tayfun. Sana bir şey söyleyeceğim, sen de onu yap hemen. Veli'yi takip edeceksiniz. Attığı her adımı takip edeceksiniz, anladın mı? Ben şimdi birazdan kolumu atacağım sana. Ondan sonra siz de haydi. Kadir, kaçtı değil mi? Zeynep'i de aldı gitti. Tek kurşun hakkımız vardı, onu da ıskaladık. Hayır, 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 hayır. Zeynep'i bırakmam Veli. Zeynep'i bırakmam. Kimsem kalmadı zaten, tek o. Çevremde kalan tek kişi o. Başka da kimse mi? Yok. İşte o kaldı. Onu da bırakmam. Bırakmayacağım. Cemre nasıl? 5 saattir ameliyatta. Daha çıkmadı. Kerem. Kerem ameliyathanenin önünde. Bir şey olursa haber verilir. Gel otursun. Cansız. Mutlaka bizimle bağlantı kuracak. Zeynep'in karşılığında bizden bir şey isteyecek. Kesin. Yoksa... çoktan kurtulurdu. Adalı. Sen niye ayağa kalkıyorsun ki? Polis değilim belki ama hala büyüğümsünüz. Nasılsın oğlum?
Nasıl olayım sence? Nasıl olmam beklersin sence müdürüm? Hadi gel bir iki dakika konuşalım seninle. Biliyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Hayır. Hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyorum. Bana sen ne söylersen ben inanırım. Sen bana ne söylersen ben inanırım. Bana de ki orada senin annen yaşıyor de ben gördüklerimin hepsini bir çırpıda silerim. Sana tereddütsüz inanırım. Ama bana söyle. Annen yaşıyor de bana söyle. Senden başka hiçbir şeyin cevabını istemiyorum. Bana sadece bunu söyle. Net. Başka da bir şey söyleme. Annem öldü mü? Öldü. Canımı bile verirdim biliyor musun? Canımı bile verirdim. Eğer bana deseydin ki oğlum senin gördüklerin yalan. Hiçbir şey doğru değil deseydin. Canımı verirdim. Adalı. Adalı oğlum bak. Ne yapıyorum ben müdürüm? Ben ne yapıyorum? Benim sevdiklerim ölüyorlar ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Ama benim sevdiklerim ölüyorlar. Ya bir insan daha kaç defa ölebilir? He? Bak benim büyüğümsün. Allah aşkına. Allah aşkına buna verecek cevabın var mı? Yok. Bir insan kaç defa daha ölür? Değil mi hala? Çıkacak. Serpil teyze Cemre yaralanmış deyince ödüm koptu. Elim ayağım titredi ya. Düşün yani. Ben Cemre için üzüleceğim. Olacak iş değil. Ama benim marifetim değil tabii bu. Türkan'ın marifeti. Ne yaptı etti sevdirdi kendini görüyor musun? Kerem o Türkan bizim mahallede olsaydı var ya. Ne numaralar öğrenirdim ben ondan. Bizim mahalleyi içten fethederdik vallahi. Neyse bir çıksın da. Yine alırım tüyoları. Oğlum bir şey söylesene ya. Benim çok canım acıyor Meral. Kadir, bana ne olursa olsun bu videoyu sonuna kadar seyret. Sana her şey için çok teşekkür ederim. Bütün çocukluğum için. Benimle birlikte büyüdüğün için. Bana sevildiğimi hissettirdiğin için sana çok teşekkür ederim.
Senin beni mutlu ettiğin kadar ben de seni mutlu edebildim mi bilmiyorum. Sana acılarını, özlemlerini unutturabildim mi bilmiyorum. Kadir, şu an yanında olup sana sarılmayı, "Ağla Kadir, buradayım" demeyi, "seni hiç bırakmayacağım" demeyi o kadar çok isterdim ki. Ama yanında olmasan bile hatırla. Biz anneler nasıl özlenir çok iyi biliriz. Biz anneler nasıl dinlenir çok iyi biliriz. Sen anneni özlerken ben hep orada olacağım. Sen de tek sevgilim, aklıma düştün. Nazen de sevgilim, yadıma düştün. Gurbette sevgilim, kızım, kızım, annesini özlerken de sen onun yanında olacaksın. Sevgilim, onu özleyerek yaşamanın yollarını sevdireceksin. O yollardan birlikte geçeceksiniz. Sen, ben seni unutmam. En son nefeste, ey Ceylan bakışlım. Cemre, Kerem, siz birbirinizi o kadar çok seveceksiniz ki en zor anlarınızda kaçıp sığınabileceğiniz ikinci bir hayatınız olacak hep. Nazen de sevgilim, yadıma düştün. Gurbette sevgilim, aklıma düştün. O hayata sadece sevmeyi bilenler alacaksınız. Sevgilim, yadıma düştün. Ve sevmek için gayret edenler. Seydi saçlarıma bahar günleri, nazen de sevgilim, yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim, aklıma düştün. Nazen de sevgilim, yadıma düştün. Gurbet nefretten güç alan kimse aramıza giremeyecek biliyorum. Düştün. Ama onlar bile sizden biri olmak için değişmeye can atacaklar. Yadıma düştün. Sen onları kalplerinden tanıyacaksın Kadir. Gözlerim yoldadır. Kulağım seste, ben seni unutmam. En son nefeste, ey Ceylan. Son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Biliyorum çok zor olacak. Zorlanacaksın. Ama geçecek. Geçecek Kadir. Üzülmemeye çalış, olur mu? Çünkü üzülürsen geçtiğini anlamazsın. Seni seviyorum.
Anne. 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 Aylin. Kadir abi, ben çok acıktım. Karnın mı acıktı? Hı hı. Tutturdu omleti Kadir abim yapsın diye. Ya öyle mi? Senin karnın mı acıktı? Sen canım omlet mi istiyor? Ben sana omlet yaparım. Yapmaz mıyım ben sana omlet ya? Allah Allah. Serpil teyzesi sen de gel. Otur bakalım şöyle. Sen de geç şöyle bakalım. Peynirli olsun ama. Ya peynirli değil. Sen ne istersen ben yaparım. Sen iste yeter. Haydi bakalım omletler gelsin. Bir gelişme var mı? Ameliyattan çıkmış ama bir şey söylemediler daha. Cemre Gür'ün yakınları siz misiniz? Biziz, biziz hocam. Cemre Hanım odasına alındı. Biraz uzun bir operasyon oldu ama durum iyi. Görebilir miyiz doktor bey? Görebilirsiniz. Bankodaki hemşire arkadaşlar size yardımcı olurlar. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Yırttı Türkan. Yırttı, yırttı. Yırttı çok şükür. Hadi gidelim görelim. Hemşire Hanım. Cemre Gür operasyondan çıktı biraz önce. Ne buldun ya? Gerçi senin ondan önceki de çok mata bir şey değildi. Rahmetli yani. Senin rahmetli de çok mata bir şey değildi. Doğru. Ama benim öncekine laf yok değil mi? Ha, o fena değil. Sen bana benziyorsun ha. Ne açıdan? Güzelsin, akıllısın. Güzeliz tamam, o doğru da... akıllı olduğumuza emin misin? Yok, o kadar emin değilim ki. Ama pişmanız bak, öyle bir ortak noktamız var. Evet, pişmanız. İş işten geçti. Artık hiçbir şey düzeltemeyiz. Öyle. Gerçi bu insanlar anlıyor biliyor musun? Neyi? Ne hissettiğini falan. Ya bu Cemre ile Kerem var ya. Anlamak için gelmişler resmen ya dünyaya. Böyle insanı gıcık eden bir merhametleri var ya. Öyle ama... benim yaptıklarımın merhamet duyulacak bir tarafı yok. Yok. Kendine haksızlık etme. Ben seni anlıyorum. Yani sen yırtmak için uğraştın. Bu çok anlaşılabilir bir şey bence. Bakma sen. Yine piyango Cemre ile Kerem'e vurdu. Bak biz de yalnız var ya, bunlar nasıl ayrılmazlar? Nasıl böyle birbirlerine aşırı tutunurlar, hiç bırakmazlar birbirlerini diye. Sanki oturduk, bilerek plan yaptık biliyor musun? Çok enteresan ya. Bence var ya bize kızmaya hiç hakları yok. Yani resmen aşk kondisyonlarını arttırdık ya. Öyle ama. Ateşi harladık bir kere. Söndür söndürebilirsen.
Veli. Alo Cansız. Zeynep Hanım kızımızı sevdiğini zannediyordu. Onu kurtaracağını zannediyordu. E oğlum o zaman söyleseydin ya ölüsü dirisi fark etmez diye. Sakın! Sakın! Sakın bir şey yapma. Sana yardım edeceğim. Ama geç kaldım Veli. Çok geç kaldım. Neyse. Seni unutmayacağım. Seni mutlaka bulacağım ve geri döndüğümde yalnız döneceğim. Zeynep kızımız olmadan. Hayır, hayır. Hayır, Zeynep'e bir şey yapma. Zeynep'e bir şey yapma. Geç değil, geç değil. Ben her şeyi ayarlıyorum, tamam mı? Buradan gitmiş olacaksın. Kadir'le bir oyun mu oynuyorsunuz? Oyun falan yok. Oyun falan yok. Kadir annesinin öldüğünü öğrendi. Daha doğrusu annesinin öldüğünü kabullendi. Kadir perişan halde. Çok acı çekiyor. Onu hiç bu kadar da almış görmemiştim. Bak dinle beni. Bu halde Kadir hiçbir şey yapamaz. Anlıyor musun? O yüzden oyun falan yok. Ben bu işte yalnızım. Sana yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum Zeynep'e bir şey yapma. Bu eli... Seni ilk defa yalvarırken görüyorum. Aşk dedikleri böyle bir şey mi? Yoksa sen normalde kimseye yalvarmazsın. Ben de normalde kimseye ikinci bir şans vermem. Ama olağanüstü bir durum var madem. Sana bir şans daha tanıyorum. Beş saatim var. Beş saat içinde bana mükemmel bir kaçış planı hazırlamazsan kız havaya uçar. Tamam, tamam. Beş saat benim için yeterli. Hiç sorun değil. Hiç merak etme. Buradan gideceksin. Duydun mu beni? Sen de kızı almış olacaksın. Diri. Tabii, tabii. Diri. Evet, diri. Böyle söylemezsem sonra uğraşmazsın. Kadir abi omlet çok güzeldi. Teşekkürler. Afiyet bal şeker olsun canım benim. Görüşürüz. Aa dur. Ya bir şey demeyecek misin bana? Demeyeceğim. Neden? Çünkü sen annemi getireceksin. Biliyorum. Daha önce de getirmiştin. Değil mi Kadir abi? Anneni getireceğim, söz veriyorum sana. Sen bana annemi getirirsen ben de yalnızlıktan korkmam. Gel bakalım. Hiçbir şeyden korkma arkadaşım. Ne yalnızlıktan ne de başka bir şeyden korkma. Şimdi bir de bana kocaman sarıl. Tamam. Abla, Aydın sana emanet. Sen hiç merak etme. Ben ona kendi çocuğum gibi bakıyorum. Sen onun annesini de alıp gelmeye bak. Eyvallah. Thank you.
Şimdi saati ayarlayalım. Bomba konusunda çok iyi olduğumu söylemiş miydim? Rusların tezgahından bu becerim sayesinde kurtuldunuz da hayatta kaldınız. O zamanlar çok seviyordum oğlum. Ah, ne günlerdi o. Hastasın. Evet, bu hastalık beni öldürmez. Ama seni öldürür. Sen bir kendine gel, bir ayağa kalk. Bir daha yanından ayrılırsan ben Kerem değilim. Sen tek başına kalınca çünkü başını belaya sokuyorsun sürekli, sürekli. Ben sana... Evlenme teklif edeceğim ben sana Cemre. Gerçi o işleri de hiç bilmem yani nasıl yapılır, nasıl edilir. Ama en kralını, en gıyağını yapacağım. Sen yeter gibi doğrul bir kalk ayağa, bir iyileş be Cemrem. Bir aç gözünü be Cemrem. Çok korkuttun beni, çok. Bir daha böyle korkutma. Bir daha beni canınla korkutma Cemre. Korkma. Hemşire hanım! Hemşire hanım, Cemre uyandı. İyisin, iyisin Cemre, iyisin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun, gözünüz aydın. Aydın vallahi aydın, gözümüz aydın. Ben hemen doktorunuza bildiriyorum. Seni çok seviyorum Cemre. Seni çok seviyorum, duyuyorsun değil mi? Duydum. Alo. Tayfun neredesiniz? Abi dediğin gibi Veli'yi takip ediyoruz. Tamam, şimdi o nerede? Marina'da abi. Oğlum dikkat et, cansızın kaçışını hazırlıyordur ha. Uyanmasın. Tamam abi, sen merak etme. Tamam, haydi.
Kerem. Kız gözünü yeni açmış. Git hava al, bir şey yap, ne bileyim, hadi. Ben iyiyim kızım, sen elleme beni ya. Boş versenize beni ya. Kerem, çıkar mısın dışarı? Ya kız dinlensin biraz, git üstünü değiştir, uyu bir iki saat, hadi. Ya Meral, böyle iyiyim diyorum ya ben, sıkıntı yok. Bekliyorum işte. Ne yapayım, dışarıda ne yapayım? Başhekime gideceğim şimdi. Giderim bak, biliyorsun. Ben gerçekten iyiyim. Aa, ben bu kadarına hazır mıyım daha bilmiyorum gerçekten. Bir şey içmek istersen ama. Tamam, çıkıyoruz, tamam. Türkan, sen de maşallah 9 yanlıymışsın. 6 tane kaldı. 6 mı kaldı ya? Şimdi bir bıçaklandın Kerem bizim. Zaten o aşk kazası gibi bir şey. Pişimi vuruldun. Başka? Kaza var. O sayılmaz. O aynı gün o bıçaklanmayla. 7 tane kaldı. Yalnız iyi kullan artık çünkü az kalmış. Cemre nasıl? İyi, iyi. İyi Belman. Çok sevindim. Ya iyi valla. O gün ben... O gün ben deli gibi Cemre'yi arayacaktım eğer sen söylemeseydin yerine. Eyvallah. Rica ederim. Sağ ol. Gerçekten sağ ol. Rica ederim. İçeride Meral var. Konuşmak istiyorsan o çıksın, ondan sonra sen gir. Tamam. Tamam. Sağ ol. Hazır. Evrakları da teknede teslim edecekler. Geri kalanını da yüz yüze halledeceğiz. Yerini söyle. Çocuklar sana konum atarlar. Sonrası bende. Sizi takip ediyoruz. Siz şubeye dönüyorsunuz. Ben tek başıma gidiyorum. Başımı üzerim. Oğlum şubeye dönüyorsunuz. Tek başıma gidiyorum ben. Haydi. Baş üstüne. Gideyim artık. Yok. Seni görmek istiyor. Gerçekten mi? Hı. Onun için ne kadar endişelendiğini söyledim. Artık gerisi sende. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki. Hatırlıyor musun? Eskiden birlikte çok vakit geçirirdik. Saatlerce sohbet ederdik. Hiçbir şeyi saklamazdım senden. Beni sevdiğine emindim. Ben çok geç uyandım Cemre. Bu kadar acı olayı yaşamasaydım uyanır mıydım ondan da emin değilim ama... Şimdi senden özür dilemeye bile utanıyorum.
yine bir çıkar peşinde olduğumu düşünebilirsin. Bunun için seni suçlayamam. Ben hak ettiğim neyse onu yaşayacağım. Sen de hak ettiğin şeyi yaşa Cemre. Beni affedene kadar unut Cemre. Ama eğer bir gün affedersen bana söyle, olur mu? Bunu senden duyarsam çok mutlu olurum. Nerede Zeynep? Niye susacağım lan? Bir eksiğimiz var. O da gelsin. Ne eksiği be? Kim gelecek? Oğlum. Anladın mı beni? Öldürür seni. Hem nasıl buraya gelecek ki? Benim nerede olduğumu bilmiyor. Sanat dağıldı dedim. Ayakta duramıyor dedim. Seni takip ediyordu. Geldi. Kadir sakın. Sakın Kadir yapma. Sakınma. Sakınma. Bak korkmuyorum. Hadi sık. Sık. Anneni nasıl öldürdüysen aynı onun gibi vur gitsin. Ben konuşurken yap. Bak, anneni nasıl öldürdüğümü hatırlıyorsun değil mi?
oğlumsan benim gibi en azından olman lazım. Onun için buradayım. Hadi. Hadi ispatla. Sık. Sık gitsin. Kadir. Kadir bak, onu öldürürsen Zeynep de ölür. Yapma. Yapsana. Hadi. Ne duruyorsun daha yavut? Az kaldı. Çok, çok, çok az kaldı. Sen yapmazsan her şey bitecek. Az kaldı. Çok az. Hadi sık. Yardım edin! Yardım edin, kimse yok mu? Yardım edin! Yardım edin, ne olur ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum, ne olur. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Zeynep nerede? Yazık sana ya. Zeynep nerede? Sen benim oğlum oğlum olamazsın. Bir sidikli karı için bu kadar acı çekiyor olamazsın lan. Sık! Sıksana lan! Hı. Zeynep! Nerede lan? Haydi! Bak bırak seni bu kadından da kurtarayım. Alışırsın. Allah acısı geçer. Ondan sonra artık kimse sana zarar marar veremez. Benim gibi olursun. Hiç ölümden bile korkmazsın. Bırak uçsun havaya. Baba oğul, beraber savaşırız. Ben senin oğlum değilim lan. Oğlumsun lan. Kadir. Yapma Kadir. Ah. Bak gördün mü? Birini böyle bağlanmak zafiyete sebep olur. Benim hiç kimseyle bağım yok. O yüzden güçlü. Hadi Veli. Şu oğlumun yapamadığını sen yap. Onu öldürürsen Zeynep'in yerini söylerim sana. ...38 dakikanız kaldı. Bak yaparsan sana Zeynep'in yerini söylerim. İşte bu kadar. Buradan birinizin cesedi çıkacak. Diğeri de kızı alacak. Otuz yedi dakika kaldı. Yapmıştın.
yapmazsak hadi Kadir. Ne demiştin Yusuf? Beni sizden ayıran merhametim. Merhamet etme. Sana bir şans verdi işte. Sık, sık. ...36 dakikanız kaldı. Beklersen yetişemeyeceksin Zeynep'e. Yetişemeyeceksin. Yap hadi Kadir. Yap.